Arkadaşlar. Biz şimdi ana merkezdeyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi ana merkezdeyiz. Botaş'ın esas ana borudan. Gördüğünüz orada iki tane tabela vardı. Birbirine göre. Onlar Botaş'ın ana borularının noktaları göstermek üzereymiş. O ana borudan zaten yakın işte gördüğünüz birbirine. Bu sisteme ne yapıyoruz? Geçiş yapacağız. Şimdi gaz alacağız. Bu gazı buradan Zonguldak'a dağıtacağız, indireceğiz. Evet, Bekir Bey bu konuda teknik olarak daha iyi anlatacak. Kısa bilgi vereyim. Botaş'ın bize Zonguldak için bırakmış olduğu ayrım manası hemen köşedeki yapının içerisinde. Bu hat üzerinde 70 bar basınçta doğal gaz var. Bu gaz Düzce'den Bartın'a kadar gidiyor. Biz de 70 barda gazı alacağız. Bu giriş vanamızdır. Bu hattımıza bağlantı yapacağız. Burası 70 barda olacak. Gazımızı burada filtre edeceğiz. Daha sonra yukarıdaki tüplerde gazımızı ısıtacağız. Çünkü soğuyacak gaz. Yanında regüle edeceğiz. Yani 70 bardan şehir kullanım basıncı olan 19 bara düşüreceğiz. Ondan sonra da ölçeceğiz. Bir sayacımız var. Botaş'a çünkü aldığımız gazı ödememiz gerekiyor. Orada da ölçeceğiz o sayaçtan. Ondan sonra da kokulandırıp şehre göndereceğiz. Kokulandırma ne demek? Bizim Botaş'tan aldığımız gaz kokusuz gazdır. Herhangi bir gaz kaşığı anında koku olmadığı için insanların kolaylıkla hissedebileceği bir argüman yok. Dolayısıyla biz THD dediğimiz çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku vererek gaza şehre öylece göndereceğiz. Dolayısıyla şehirde herhangi bir gaz kaçağı olduğunda, dairelerde, apartmanlarda herhangi bir gaz kaçağı olduğunda vatandaşlar bu kokuyu hissederek 187 acil servisimizi arayacaklar. 187 acil servisimiz de burada yanda gördüğünüz inşaat halindeki idari binaya yönlendirilmiş olacak. Buradan da acil ekiplerimiz, dışarıda bir aracımız var. Şehirde de başka araçlarımız olacak. Onlara yönlendirilecek. Oradan da arkadaşlarımız 24 saat kesintisiz olarak doğalgaz acil hizmetini verecekler. Bu arazi iki dönüm üzerine kurulan bir arazi. 30 sene biliyorsunuz lisans süremiz. 30 sene içerisinde Zonguldak'ın, Kozlu'nun ve Kilimli'nin doğalgaz ihtiyacını temin edecek, tedarik edecek istasyonumuz bu. Bu istasyonun kapasitesi saatte 100 bin metreküp. Yani bu şu demek Zonguldak ölçeğinde 100 bin adet daireye gaz tedariği yapabilecek şekilde dizayn edilen bir istasyon demek. Şu an Zonguldak, Kozlu ve Kilimli'nin bizim 30 yıllık projeksiyonda hesapladığımız imar planlarına göre hesapladığımız konut sayısı 70 bin civarında. Biz dolayısıyla onun biraz daha yükseğini planlıyoruz. Ve 30 senenin üzerinde bu istasyon Zonguldak'ın gaz tedariğini sağlamış olacak. Evet. Şimdi tabii ki bu çalışmalar çok yaklaşmıyor. Hızlı şekilde gitmeye çalışıyoruz. Ancak tabii Zonguldak'ın coğrafi koşullarında ne kadar hızlı giderseniz gidin. Bakın geçen hafta 3 gün sürekli yağmur yağdı. Bu sürekli yağmur yağması bizim en az 10 gün geri yatıyor arkadaşlar. Evet. 10 gün geri yatıyor. 10 gün de çok büyük bir zaman dilimi. Ve bu bizim elimizde olan bir hadise değil tabii ki. Bunları da görmek lazım. Ben tabii çok üzüldüm. O yağmur yağması artık hiç yani yağmur yağsın. Tabii yağmalı. Bakın barajımız doldu. 7'den 12 şeye çıktı yani. Ama yağmuru istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Bu çalışmalar bir an önce bitsin istiyoruz. Ama maalesef elimizde olmayan nedenleri Allah'ın verdiğini kabul edeceğiz. Bu da lazım. Yağmur da lazım. Su da lazım. Ancak çalışma koşullarımızı ne yapıyor? Geriye bıraktırıyor bize. O nedenle bizim ne kadar acele ederseniz edin mutlaka bir sıkıntı Zonguldak'ta bu yapıda çıkıyor. O nedenle halkımız tabii ki aceleci davranıyor. Ben şuradan şunu da söylemek istiyorum. Cadde, merkeze mutlaka Kasım ayının sonu yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bizim yine bir işte hava koşullarını da opsiyonu kullanarak Aralık'ın 15'ine kadar herkes köbürünü aldı. Tamam, onu kabul ediyorum. Mutlaka almışlardı. Yanacak tabii ki. Havalar soğuk gitti. Yanması gerekiyor. Ama Aralık'ın 15'ine kadar inşallah gazımızı Zonguldak'a vereceğiz. Merkez, Çaydamar'dan başlayarak değil mi efendim? Gazipaşa. Mutlaka vereceğiz. Bu çalışmaları da işte resmi kurumlar artı diğer o mahalledeki evler, apartmanlar yöneticiler dikkat etsin.
ve hemen bağlantılarını kurmaya çalışsınlar diyorum. Şimdiden girişimlerini yapsınlar ki o opsiyonu da ileriki işte 15-20 günlük bir aylık opsiyonu da kendilerinde iyi kullansınlar istiyorum. Yani inşallah gecikmez. Havamız da böyle giderse işi tabii, daha hızlandırmış da, olacağız. Yani. Daha sıkı çalışacağız. Ve Aralık 15'ine bu konuyu Zonguldak'a halletmiş olacağız. Yakacağız yani. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, bizde Nisan'a kadar biliyorsunuz canım ya 5 ay Zonguldak'ta doğal gaz yanmış olacak. Evet. Ondan sonra da bu 5 yıl içerisinde zaten mutlaka Zonguldak merkezi şehrin tamamı. Kilimli. Evet, Kilimli, Kozlu. Bitiş tarihi. Kozlu dahil 5 yıl içerisinde. 5 yıl içerisinde. Proje anlaşması böyle. 5 yıl içerisinde tüm Zonguldak bu konuyu kullanmış olacak. Evet. Zaten işin yükü bu başkanım. Bu istasyonu kurmak, şehre gazı buradan indirebilmek asıl yükü de bitirmiş durumdayız. Bundan sonrası kolay hatlarımız, polietilen hatlarımız, çelik hat bizi asıl zorluyor. Onu da testlerini bitireceğiz önümüzdeki bir ay içerisinde. Dolayısıyla şehirde gaz olduktan sonra ilerlememiz çok daha hızlı olacak, çok daha kolay olacak. Evet. Esas benim söylemek istediğim nokta dediğim gibi merkez ve Çaydamar tarafı mutlaka evlerine doğal gaz alması şeklinde çalışmalarını yapsınlar. Hazırlıklarını yapsınlar. Evet. Tabii o çok önceden başlaması gereken bir konuydu. Oraya asfalt yapacaktık ama parke çok daha güzel olur diye düşündük. Parke Zonguldak'ta çok önemli bir konu. Evet. Ben bundan sonra çalışmalarımda özellikle birkaç noktayı değiştirdim. Parke yapıyorum. İnşallah sizler de göreceksiniz. Zonguldak'ta yaşayanlar da görecek. O parkenin hem faydasını, hem güzelliğini, hem kullanılabilir şeklini çok daha net görecekler. O anlamda bu çalışmalarımızı parke çalışması olarak yapıyoruz birkaç noktada. Devam edeceğiz. Havalar, işte dediğim gibi yağmuru sevmiyorum. Yağmuru sevmiyorum. Hava güzel olduğu takdirde bayrama kadar bitireceğim orayı. Orayı? Birkaç nokta daha orayı da bitireceğim. Tamam başkanım. Onlar sürpriz olmasın da. Evet. İşlendik. Beraberce başkanım, çalışanlar evet, başkanım. Başkanım böyle bakabilir miyiz? Beraber sağ çekeceğiz. Başkanım. Evet. Biz ne kadar hassas olalım, ne kadar titiz olursak olalım ama bir aksilik mutlaka çıkıyor. Ama bundan sonra çıksın istemiyorum. Evet. Opsiyon kullandım Ekim'i. Evet. 10-15 gün opsiyon kullandım ama Ekim ayın sonunda... Kasım sonunda. Ekim. Pardon. Kasım sonunda biz mutlaka gazı yakalım. Şehrimize yakalım. Biz de rahat edelim. Yakalım başkanım. Değil mi? Evet. Biz de rahat edelim. Şehrin ihtiyacı var. İktidar neredesin? Olan otomasyon bağlantıları. Evet. Bayrama kadar bu şeyi bitecek yani. Şatırı kapatmış olacağız. Çok güzel. İyi havalar değerlendirmek lazım. Evet. Zor bulduk bu havayı. Evet. Zor bulduk.